Herkese selamlar. Kanalıma abone olmayı, eleştiri ve değerlerinizi paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Biliyorsunuz pro lisansı olmadan çalışan teknik adamlar konusunda en çok itiraz eden insanlardan bir tanesi ben. Hatta Mavra yapmak için karar verdim, teknik direktör oluyorum diye bir videoda çekmiştim. Türkiye Futbol Federasyonu eğitimleri tam olmayan teknik adamların Süper Lig'de görev yapmasına, kuralların arkasından dolaşarak hile-i şeriyeye göz yumuyordu. Ama bu sene onu aştılar. Bu sene takım çalıştırıp konuşamayan teknik direktör kardeşlerimize, teknik direktör olmadan teknik direktörlük yapan kardeşlerimize pro lisans kursunu tamamlamaları koşuluyla çalışma izni verdiler. Ne oldu? İsyan ettik. Lütfen kurallara uyun dedik falan ama yaptıkları yanlış bir iş çok doğru sonuç verdi. Şimdi size Türkiye Ligi'nin bir fotoğrafını paylaşacağım. Türkiye Ligi'nde şampiyonluk yaşamış teknik direktörlerin bu sene bugüne kadar elde ettiği puanlar pro lisansı olmayan, pro lisans kursuna bitirip ben teknik direktör olacağım sözü vererek çalışanlar ve pro lisans kursuna katılamayan Emre ve Nuri Şahin'in de dahil olduğu 7 genç insanın puan ortalamasına bakacağım. Şampiyon teknik direktörler: Fatih Terim, Mustafa Denizli, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Sergen Yalçın ve Hamza Hamzaoğlu. Bu 6 Türk futbol tarihinde izi, imzası, damgası olan teknik adam bu sezon 82 maça çıktı. Toplam 96 puan kazandı takımlar. Maç başına 1,17 puan. Anca takımını kümede tutmaya yetebilecek bir ihtimal puan ortalamasına sahipler. Peki ikisi hiç diploması olmayan, yani A diploması olan sadece 5'i pro lisans kursuna devam eden 7 genç teknik adamın istatistiklerine bakalım. Bu arkadaşlar İlhan Palut, Ömer Erdoğan, Çağdaş Atan, Volkan Demirel, Hakan Keleş, artı Emre Belözoğlu, artı Nuri Şahin. Bu 7 eğitimi tam olmayan, kariyerlerin aşağı yukarı ilk yıllarında olan genç insan toplam 84 maça çıkmış, 139 puan kazanmış. Yani puan ortalamaları 1,65. Şampiyon teknik adamlar 1,17 puan ortalamasıyla 83 maç, 82 maçta 96 puan toplarken yolun daha başında olan bu genç insanlar 1,65 puan ortalamasıyla 84 maçta 139 puan toplamışlar. Yani yaklaşık %50 daha fazla puan kazanmışlar şampiyon hocalardan. Emre Belözoğlu'nun istatistikleri çok sıra dışı. 2,45. 13 maçta, 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik. İlhan Palut keza öyle. 2 puan ortalamasını tutturmayı başardı. Beşiktaş maçını kazanırsa bu puan ortalaması daha da yukarı çıkacak. Peki, Fatih Hoca şampiyon teknik direktörler arasında puan ortalaması bu sezon en yüksek olan. Puan ortalaması 1,42. Akıl alır gibi değil. 20 küsür milyon euroluk transfer yapılan, geçen seneyi bir gol farkıyla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray bu. 8 tane Türkiye şampiyonluğu olan, UEFA Kupası kazanmış olan Fatih Terim'in puan ortalaması geçen sezon şampiyonluğu bir gol averajıyla kaybetmiş takıma ona yakın futbolcu transfer edilmesine rağmen 1,42. İlhan Palut'un 2, Emre Belözoğlu'nun 1,45, Ömer Erdoğan'ın 1,68, Volkan Demirel'in 1,67 puan ortalaması var. Ve Fatih Hoca hala 4 tane transfer istiyor. Bu genç teknik adamlar federasyonun zorlamasıyla çalışma şansı yakalayan genç insanlar ki ben Emre Belözoğlu'yla Nuri Şahin'in de konuşma izni elde etmesini düşünüyorum. Neden başarılılar? Bir, güncel bilgiyle hareket ediyorlar. İki, açlar. Üç,
İletişim konusunda bu 6 teknik adamdan da fersah fersah öndeler. 4. Ekip çalışmasına inanıyorlar. Ekiplerini de arkadaşlık ilişkilerine göre değil, niteliğe göre belirliyorlar. Ve arada bir fark oluyor. Hocalarım, Fatih Hocam, Denizli Hocam başta olmak üzere hepinize sesleniyorum, şampiyon hocalarım. Kendinizi yenileyin. Geçmişte elde ettiğiniz başarıları kazanmanıza yetecek bilgiler bugün takımlarınızda fark yaratmanıza yetecek bilgiler değil. Spor bilimi her gün gelişiyor. A'dan Z'ye. Kendinizi yenileyin, ekiplerinizi yenileyin ve çok çalışın. Başka türlü olmaz. Yoksa bu gencecik öğrencilerinizin puan ortalamasını sizden çok daha yukarıda tutmasının bir açıklaması olabilir mi? Sergen Yalçın, geçen sene 2,1 puan ortalaması yakalayan teknik adam bu sene 1,4'e düşüyorsa eğer, her 3 puanın birini ekstra kaybediyorsa eğer bu kadar takviyeye rağmen çalışmadığındandır. Halloluyor kardeşim, hallederiz bakışındandır. Bu teknik adamların arasında şampiyon teknik direktörler arasında kadro kalitesi ve duygusu en düşük olan Hamza Hamzaoğlu'nun Rizesporu'ydu. Çok düşük bir puanla alıp 1,23 puan yakalamayı başardı ki yani ligde kalabilmesi için bunu 1,40'lara falan taşıması lazım. Ama devir değişiyor. Biz yaşayarak farkında olmadan bir devrin değiştiğine, bir devrin bittiğine tanıklık ediyoruz. Çalışmak iyidir. Çalışmak geliştirir. Ve yakın bir gelecekte büyük kulüplerimizin başında bu genç insanların birkaçını göreceğimizden hiç şüphem yok. Herkese selamlar, saygılar.